saklasın bizi birbirimize mağdur etmesin. Birbirimize aramıza fitne fesat sokmasın. Kardeşliğimizi bozmasın inşallah. Bak görüyorsunuz Filistin kardeşlerimiz dün onları beraberdik. Beraberdik. Bugün onlardan ayrıyız. Yani 100 yıllık mazi aslında yani. 100 yıl evvel beraberdik. Birlikte yaşıyorduk. Aynı kültürü, aynı duyguları, aynı ticari ahlaki, aynı hukuk şartları beraber yaşıyorduk. Şimdi ne oldu? Tamam bizden koptu. Kopmakla kalmadı. Küçüle küçüle biliyorsunuz çok lokma kadar bir yer kaldı yani. Eski Filistin nereye? Şimdiki Filistin nereye? Tamamen İsrail orası zapt etti. Ve dünya susuyor. Hep mi susuyoruz? Siyasetler, onun gereği, bunun gereği, şunun gereği dua ediyoruz. Efendim söyleyeyim, gerçekten orada zulmün bir an evvel bitmesini istiyoruz. Barışın tesis edilmesini istiyoruz. Orada kardeşlerimiz kalan, bir avuç kalan kardeşimiz, küçükten söylemiyorum. Çok büyüdü çünkü Filistin. Değil mi? Haritadaki görüyorsunuz. Küçüle küçüle bu hale geldi. Abluk altına alındı. Onların tekrar hürriyetlerine, özgürlüklerine kavuşmanı temenni ediyoruz. Ben Filistin demişken son sözüm Filistin'e ithaben, orada kardeşlerime ithaben bir iki dörtlük beyt okumak istiyorum. Tabii ki bizim gönül dünyamızın merkezlerinden bir tanesi Kudüs. Niye Kudüs? Mescid-i Aksa olduğu için. Mescid-i Aksa nedir? Hepimizin ilk kıblesidir. Bizim için en önemli bir merkezlerden biridir. Dünyada üç mescid vardır ki hususeten ibadet edilir. Malum bildiğimiz Harem-i Şerif, Medine-i Münevvere, Ravza-i Mutahhara ve de Mescid-i Aksa. Üç yer başka yok. Üç de bizim için olmazsa olmaz, kutsallığı tartışılmaz. Onun için yarımız çok büyük. Evet, Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü şiddetle kınıyoruz ama Aksa'nın da esaret altında olmasından dolayı yüreğimiz durur be. Onun için çok tat almıyoruz yani. Kendimizi bu konudan dolayı biraz da şey hissediyoruz, suçlu hissediyoruz. Ama inşallah Mevlam bütün dünya insanlığına, orada yaşayanlara akıl verir, fikir verir, vecd verir de oralar tekrar eski özgürlük günlerine kavuşurlar inşallah. Tamam İsrailler de yaşasın. Ya nasıl Kıbrıs'ta biz iki devletiz yani. O da yaşasın, birbirine zulmetmesinler yani. Biz tamam bunları da tekrar silip süpürülmedik kimse demiyor. Ama zulüm olmasın. Herkes kendi ülkesinde rahatça yaşayabilsin. İnşallah o günleri de hep beraber görürüz. Şimdi de Filistinli kardeşlerimize atfen bir dörtlük okumak istiyorum. O da şu, Aksa deyince bahsettiğim gibi bizim tünelimiz diken diken oluyor. Aksa ile ilgili orayı yad etmek, orada kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak adına bunu okumak istiyorum. Evet, şöyle başlıyor şair. Aksa, ey kıble-i ulamen, Aksa, ey kıble-i cudamen, Aksa, ey kıble-i şuramen, hem mezhebima, hem meşrebima, dini Muhammed, peygamberima. Bu da Filistinli kader atfedilir. Anlıyorsunuz. Yani Aksa benim ilk kıblem. Benden ayrılan kıblem. Beni uzaklaştıran kıblem. Bizi yalnız bırakan kıblem. Artık bir daha buluşmamızı engeller olan kıblem. Böyle başlıyor şiirin teması bu. İnşallah bu şiirde böyle kalmaz. Tekrar görüşürüz.